Evliliklerde sorun ne zaman başlar derseniz, çiftler birbiriyle iletişim kuramadığı noktada sorunlar başlar. Ki en büyük evliliğin en büyük sorunu iletişimsizliktir. Kadın bir şey söyler, erkek başka bir şey söyler ama asla birbirlerini duymazlar. Birbirlerinin ne anlatmak istediklerini, dertlerinin ne olduğunu anlayamazlar. Burada terapiden önce önemli olan gerçekten dinleyebilmektir. Yani karşı taraf size ne anlatıyor? Şikayeti ne? Tabii bir de maalesef iletişim dili olarak suçlayıcı diller kullanıldığını, yani karşı taraf sen zaten şöylesin, sen hep bunu yapıyorsun, sen zaten ilgilenmiyorsun dediğiniz noktada karşı taraf mutlaka savunmaya geçecektir. Ve bu da kesinlikle makul ve sağlıklı bir iletişimin önündeki en büyük engeldir. Bunun yerine ben böyle hissediyorum, ben kendimi yalnız hissediyorum, ben kendimi güçsüz hissediyorum gibi ben diliyle konuşmak ve kendi hissettiklerinizi anlatmak kurulması gereken iletişimin bence en temel noktasıdır. Ve İletişim koptuğunda, çiftler arasındaki sevgi ve saygı azaldığında evlilik bağları da maalesef zayıflamaktadır. Bu noktada evlilik terapisine ne zaman gidilmelidir? Çiftler bunu yaşayıp evliliğini kurtarmak ve tekrar onu sağlıklı bir düzleme oturtmak istiyorsa evet evlilik terapisine başvurmalıdır. Evlilik terapisinde ki temel amaç çiftlerin birbirini anlamasıdır. Yani en önemli nokta birbirlerini gerçekten anlayabilmeleri, beklentilerini anlayabilmeleri, sorunun kaynağını anlayabilmeleridir. Çünkü bunu anladıkları noktada, bu farkındalık geliştiği noktada çözüme ulaşmak çok kolaydır. Ama burada önemli olan iki tarafın da bunu istiyor olmasıdır. Kadın istiyor, erkek istemiyor ya da erkek istiyor, kadın istemiyor. Birbirlerinin zoruyla geliyorlarsa zaten bu iş yürümeyecektir. Evlilik terapisinde çiftleri özellikle birbirlerinin rollerine sokarak karşı taraftan ne duyulduğunu, ne hissedildiğinin anlaşılmasına çalışılır. Böylelikle aslında ne söylüyor ama nasıl duyuluyor kişi farkına varır ve kullandığı iletişim dilini düzeltir, yaptığı hataları görür. Çünkü bir ilişkide sorun varsa kesinlikle iki tarafında hata payı vardır. Yüzdeleri değişebilir. Bir taraf %20, bir taraf %80, bir taraf %30, bir taraf %70. Her neyse olabilir. Önemli değil. Ama mutlak ve mutlak her iki tarafında hataları vardır ve bu iki tarafında yaptığı hatalar birbirlerini etkiliyordur. O yüzden terapide önemli olan iki tarafında yaptığı hataların ve bu hataların karşı tarafı nasıl etkilediğinin, nasıl sonuçlar doğurduğunun farkına varmasıdır. Ve en basitten başlayarak bunları yavaş yavaş düzeltecek yolları fark etmesi, görmesidir. Zaten bundan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecek ve sorunlar çözülüp iletişim daha sağlıklı bir seviyeye oturduktan sonra evlilikteki sorunlar aşılacaktır.